Yolun başındayken programından herkese merhaba. Bugün sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyoruz. Üniversite adayları için heyecan dorukta. Bugün sınav sonuçları açıklandıktan sonraki 23.59'a kadar açıklanacağı belirtildi biliyorsunuz. Bekliyoruz. Ben mesai saatleri içinde açıklanır gibi hissediyorum ama net bir şey değil bu. Açıklandıktan sonra daha somut adımlar atabileceğiz. Şimdi programın ilk bölümünde tam da ihtiyacınız olan konu başlıklarını ekrana taşıyoruz bugün. Rehberlik. Şimdi kafalar bir hayli karışık. Yaklaşık 10 yıl önce program yaptım. Bir arkadaşımı ağırlayacağım. İstanbul Arel Üniversitesi rehberlik uzmanı Sayın Çağlar Ercan bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. 10 yıl önce program yapmışız. Bir araya gelince hatırladık o programı. Evet, tabii evet. O zamanlar böyle puan türü sözel, sayısal, eşit ağırlık diyorduk. Oluyordu, bitiyordu. Şimdi kaç tane puan türü var? 18 tane puan türü var. Durumlar biraz daha karışık. Şimdi arkadaşlarım neye göre tercih mi yapacağım? Hangi puan türü beni ilgilendiriyor? Biraz daha karışık bir ortam var. Çok teşekkür ediyorum tekrardan bize bu fırsatı sağladığınız için. Çünkü biz sadece kendi üniversitem adına değil, genel olarak bütün gençlere yardımcı olmak çabası içerisindeyiz. Her iki yerleşkemizde de tercih danışmanlığı hizmetini herkese yönelik vermeye çalışıyoruz. Dediğiniz gibi sistem epeyce karmaşık. Bir taraftan LYS'den gelen puanlar, bir taraftan YGS'den gelen puanlar, biz bu taraftan bu sene sınavsız geçişin ortadan kalkmış olması gibi gençleri sıkıntıya sokabilecek durumlar var. Onlarla ilgili yardımcı olmak çabası içerisindeyiz. Şimdi o zaman genel olarak başlayalım. Tercih yaparken, üniversite seçerken herkes bir şey söylüyor. Şuna baksın, şuna dikkat etsin. Evet. Siz hani rehberlik uzmanı olarak sizce neyi önceliklendirsin, neye dikkat etsin? Şimdi öncelikle tabii bir tarafta kendi istekleri var, bir tarafta da şartlar var tabii ki. Şimdi şartlar derken bugün sınav sonuçları açıklanacak. Bekliyoruz. Bildirim, resmi bildirim o yöndeydi. O sınav sonuçlarına göre öncelikle kendi durumlarına uygun bir yelpazeyi belirleyip o yelpaze içerisinde de kendi isteklerine göre ve değerlendirmelerine göre bir tablo çizmeleri lazım. Bunun içinde en önemli yöntem şu, daha önceki durumları referans almak, bölümler, üniversiteler, programlar, meslekler, bana uyan, uymayan neler olabilir şeklinde bir değerlendirme, bir düşünme ve araştırma. Bu çok önemli. Araştırma. Bu şimdi çok önce önemli. Yeteneğine baksın. Kendine bir bakacak. Kesinlikle. Değil mi? Sonra istek, heves, evet. Arzu. Ama puanlar ve başarısızlığı bir tarafta tabii bir ki. Bir tarafta duruyor. Tabii. Sonra da gerçeklerle örtüştürecek, evet, bunu. Evet. Gerçeklik zeminine oturtacak. Evet. Tabii bu arada onu caydırmaya çalışan bir sürü de dış ses olacak. Hani bilmem komşunun, bilmem şunu şuraya girmiş, çok para kazanıyor. Sen niye şimdi onu okuyacaksın evladım diyen anne baba konu komşudan tutun da. Sizin gibi rehberlik uzmanları bu tercih ölmesin, ölü tercih olmasın, bu puanı heba etme diye çocuğu yönlendirenler. Tabii mutlaka. O tarz yönlendirmeler de bizde kaçınılmazdır biliyorsunuz. Hı hı. Herkes emsal gösterme, ortak gösterme ya da buna ilişkin yönlendirme yapma isteği içerisinde ama asıl olan tabii ki her zaman için isteklilik ön planda. Çünkü, bir de çok önemli bir şey söylediniz. Buyurun. Araştırma yapsın dediniz. Araştırma ya. İşte bu araştırmalar önemli. Onun bu insanlar karşısındaki duruşunu sağlamlaştıracak, evet, değil mi? Evet. En büyük sıkıntılardan birisi de bu. Siz de bu sektörün içinden gelen bir insan olarak şunu çok gözlemlemişsinizdir sanıyorum. Üniversite yerleştikten sonra aslında burası bana uygun değil, bu bölüm bana uygun değil noktası ilerleyen dönemde o gencin önünü tekrardan yönünü değiştirme açısından çok sıkıntıya sokmakta. O yüzden en başta en doğru karar ileriye yönelik başarı içinde en doğru aşamadır diye düşünüyorum. Bir de hatalardan bahsetsek, hani yılların yapılan deneyimi var. Hatalar, tercih sürecinde en çok ne hatalar yapılıyor? Yani yılların deneyimi, gözlemlerimiz ya da bize yapılan serzenişler şu. Bu az önce bahsettiğim ortam içerisinde aslında bir avantajını kullanamaması. Yani böyle bir puan türü de varmış, böyle bir bölüm de varmış. Ben bunu bilmiyordum denmesi birinci hata. İkinci hata dediğiniz gibi sadece sonuçlara göre hareket etmek. Hmm. Üçüncü hata sadece söylemlere göre hareket etmek. Hmm. Dördüncü hata aslına bakarsanız isteğine göre hareket etmek. Hmm. Yani burada bir dengeyi oturtmak gerekiyor. Ve ben burada hep şunu söylüyorum. Bizim yapımız gereği ya vur deyince öldürüyoruz ya da ne şiş yansın ne kebap. Yani bunun ortasını bir bulmak lazım. Çünkü hayat bir tarafta, gerçekler de bir tarafta. İkisini aynı terazide oturttuğunuz zaman aslında mutluluk da orada. Mutluluk da orada ki meslek seçimi deyince de, bölüm seçimi, üniversite seçimi deyince de belki eşleriyle karşılaşacaklar, hayat görüşlerini şekillendirecek, yani, yaşam tarzlarını etkileyecek önemli değişti, bir süreç. Çok iyi biliyorsunuz. Sizde artık günümüzde mesleklerin şartları da değişti. Esnek çalışma saatleri, sürekli ilerleme, sürekli kendini geliştirme ihtiyacı, bulunduğunuz noktadan daha ileriye gitmek için bu yönde eğitim gereklilikleri. Sevmediğiniz, istemediğiniz bir alanda bu kadar çalışmayı bir yerden sonra niye yapıyorum sorusuna cevap bulamayınca orada da tıkanıyorsunuz. Yani işte meslek seçimi çok önemli. Belirleyici ve önemli. Belirleyici ve önemli.
Şimdi biraz daha teknik alanlara doğru kaymak istiyorum izninizle. Şimdi puanlar açıklanacak bugün. Evet. Sonra arkadaşım artık tercihini daha somut bir şekilde, somut adımlarla ilerleyecek, yapar hale gelecek. Şimdi tercih yaparken puanlardan bahsediyorum. Ne kadar üstten başlamalı tercihler, ne kadar aşağı inmeli hani evet, her sene bu konuda hemen merak edilen. Benim kendi sistemim vardır. Genelde de takdir görür ve gerçekten de isabetli bulunur. Şöyle ilk aşamalarda hayali birkaç tercih mutlaka yer almalı. Yani hayal listesi, hayali listesi. Ondan sonra gerçekçi liste başlamalı artık. Yani iyimser, gerçekçi ve en sonunda kötümser bir listeyle sonlanmalı. Yani bütün bu listeyi aslına bakarsanız bu üniversiteleri bir liste içermeli. Yani öğrenci şunu demeli, çok iyi giderse, beklediğim bunun dışında bir gelişme olursa iyi bir yere yerleşir miyim? Evet, o listede bulunsun. Her şey beklenildiği gibi olağan şekilde ilerlerse, geçen seneki başarı sıraları bu sene aynı şekilde sıralanırsa o zaman da orada listemizde bulunsun. Ya da bizim bölümümüzde yer alan herkes nedense bizim bölümlerimizi seçti ya da benim istediğim üniversiteyi seçti ve benim önümü tıkadılar. O zaman da ben keşke yazsaydım dediğim listede yer verseydim dediğim üniversite var mıdır sorusunun cevabı da listede olmalı. Yani çok iyimser, olağan ve kötümser. Anladım. Hepsi bir arada bir liste. En ama önce bu. Çok istediğini, gerçekten hayalinde mutlaka olan bir şey varsa listemizde yer almalı. Onu başa yazsın diyorsunuz. Yani ben hep bana sorarlar. İlk üçte mi mesela kaçta? Ben ilk üç ya da dörtte diyorum ki istediğini yaz. Zaten kaç tercih yapacaksın? Şu an 24. 24 tercih yapacak. Açıklanan 24. Ki hayalini de 3 tercihe yazsın. Hani mutlaka. Olma ihtimali az bile olsa. Evet, kesinlikle. Tamam. Burada da en önemli durum şurada ortaya çıkıyor. Genelde öğrenciler keşke yazsaydım ya da keşke yazmasaydım dediği liste en ideal listedir. Keşkesiz tercih. Keşkesiz tercih. Evet, benim sloganım da budur. Keşkesiz tercih. Güzelmiş. Bizim de olabilir sloganımız. Tavsiye ederim. Kullanabilirsiniz. Keşkesiz tercih diye. Peki, çok keşkesiz tercih için bizi izleyin. Evet. Şimdi hep lisans ağırlıklı konuşuyoruz programlarımızda. Kendimle öz eleştiri yapayım. Ön lisansı da konuşmaya çalışıyoruz ama siz İstanbul Areli Üniversitesi olarak başlangıç noktanızda olduğu için ön lisans programlarını önemsiyorsunuz. Sefaköy yerleşkemiz özellikle bizim karargah dediğimiz noktadır. Ön lisans oradan başlamıştır. Oradan Tepekent lisansa geçmişizdir. Ön lisans bu anlamda aslında gençler için büyük avantajdır. Bunları göz ardı ediyorlar bazı. Ama son zamanlarda bu biraz daha değişti. Özellikle dikey geçişle lisansa tamamlama ya da ön lisanstan hemen meslek sahibi olma ve o mesleğin kendilerine çeşitli avantajlar yaratması anlamında ön lisansın da ben gözden kaçırılmaması gerektiğini tavsiye ediyorum. Ön lisans programlarından tercih yapacak, 2 yıllık programlardan tercih yapacak arkadaşlar kendilerine hangi doğru soruları sormaları gerekiyor? Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Bu genelde sıkıntı yaşadığımız konular. Öğrenci arkadaşlar şunu soruyorlar genelde, iş bulur muyum? Evet, iş bulursunuz. Bu birinci sorudur. Bu önemli bir şey. Yani ben 2 yıl dahi okusam bu alanda istihdam yaratabilir mi bana? Evet, bu güzel bir soru ama ikinci soru da şu. Devam etmek istersem bu alan bana bir olanak sağlar mı? Yani 4'e tamamlamak. Ya da onun üzerine daha farklı nereye gidebilirim? Çünkü 4'e tamamlamak ya da bizim dikey geçiş dediğimiz çeşitli prosedürler var. O prosedürler içerisinde de o bölümün alanın devamının olması büyük avantaj sağlıyor. Özellikle lisansı olan ön lisans programlarını tabii bu anlamda tavsiye de ediyoruz. Yani özellikle aynı üniversitede olanlar çünkü dikey geçiş sınavı, ders eşlenikleri sonrasında kısa sürede de tekrardan lisansı tamamlama gibi avantajları da gözden kaçırmasınlar. O zaman bir sonraki aşamayı da bir düşünsünler. Kesinlikle. Yani şimdiden ön lisansı giriyorum ama sonrasında 4 yıl daha geçmek istesem, başarılı olsam neler var bu üniversitede? Gibi. Şimdiden baksın buna diyorsun. Kesinlikle. Mesela hemen bir örnek vereyim. Sefaköy'de bizim ön lisans okuyan öğrenciler Tepekent'te lisans programlarına devam niteliğinde geçtikleri zaman diğer üniversiteden gelen öğrencilerden avantajlı konuma geçiyorlar. Çünkü daha fazla dersleri sayılıyor. Çünkü program ortak hazırlandığı için hem aşina oldukları bir ortam, aşina oldukları bir sistem bütün bunların hepsi avantaj. Avantaj. Şimdi sınavsız geçiş de kalktı. Evet. O konuda nasıl da bu sene öğrenci arkadaşların biraz daha dikkatli olmalarında fayda var. Sınavsız geçişin kalkması bir yönden avantaj, bir yönden dezavantaj. Avantaj olması şu yönde. Başarı sıraları tabii geçen seneki kontenjanlara göre olduğu için onlarda biraz daha gerilemeler bekliyoruz. Ama dezavantajı da şeyler meslek sesinden gelen arkadaşlarımız yaşayacaklar. Çünkü onlar bu sisteme tam olarak adapte olamadıkları için sınav sonucuna göre geçen senelerde normalde yerleşebilecekleri yere sınavsız olarak yerleşebilecekleri yere bu sene yerleşememe durumları karşı karşıya kalacaklardır. Bir de yani bu istedikleri üniversiteyi mutlaka ziyaret etmelerini öneriyoruz aslında. Kesinlikle bu en önemli noktalardan bir tanesi. Sadece üniversiteyi değil o bölüm hocalarını
o bölümle ilgili sorularını sorabilecekleri, direkt muhataplarına ulaşabilecekleri lokasyonlara mutlaka gitmelerini öneriyoruz. Hı hı. Hatta böyle bir tavsiyede bulunacaktım. Biz, bizim üniversitemizi seçsinler seçmesinler, Ali Üniversitesi olarak hem Sefaköy hem Tepekent yerleşkesinde gelen herkese hem tercihler konusunda hem de istedikleri bölümlerle ilgili bilgi vermek konusunda hazırız, bekliyoruz. Hı hı. Ya bir de işi seven, gerçekten severek icra eden sektör profesyonellerine de sorabilirler değil mi? Yani hani o üçlü şeyi tamamlayabilirler. Bu nokta önemli. Çok haklısınız. Yani evet, işin akademik boyutu, akademisyenler orada, öğrenciler orada. Bir de bu işi icra eden, sektörde icra edenleri bulup ama işi sevenlerine sorsunlar değil mi? Böyle bir yıllık, yani evet, isteyerek seçerek okuyanlar değil. Gerçekten daha farklı oluyor. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Çünkü iş bir yerden sonra artık yürümemeye başlayınca gönül devreye giriyor. İşte o noktada gönüllülük esası olanlar daha farklı bakıyorlar. Diyelim ki iki üniversite arasında kararsız kaldı. Evet. Şimdi bursların çok belirleyici olduğunu görüyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Bir üniversite işte bütün öğrencilerimiz burslu alacağız diyor. %100'e yakın doluluk sağlıyor. Ertesi sene burs oranını bir kesiyor, bir etkileniyor. Yani biliyoruz ki burs etkili. Kesinlikle. Öğrenciler için önemli. Burslu tercih yapacak arkadaşların da her sene sordukları bir takım soru işaretleri. İşte bursum kesilir mi? Acaba nasıl baksam burslu okumaya? Bu konuda hemen şunu söyleyebilirim. Ne diyelim? Genel olarak öğrenciler burslu okumak konusunda sormaları gereken ilk sorulardan bir tanesi bursunun kesilip kesilmeyeceği zaten. Ben Aral Üniversitesi adına öğrencilerin ÖSYM sonucunda aldıkları bursun ders başarısından bağımsız kesinlikle kesilmeyeceğini söyleyebilirim bu noktada, ama her üniversitenin uygulaması farklıdır. Bunu da mutlaka araştırmaları tavsiye ediyorum. Ancak geri planları şunu söylemek isterim. Vakıf üniversitelerinde burslu okuyan öğrencilerin günümüzdeki sayısı azımsanmayacak derecede fazla. Bizim zaten %75'ten fazla burslu öğrencimiz var. Bu öğrencilerde geri planda bir çekilme yaratıyor ama tam tersine aslında bakarsanız bursun kesilmemesi onların avantajına olan da bir durum. Rahat okuyorlar. Yani başarısızla uğrasam keserler ya da kesilir mi? Hayır, böyle bir durum söz konusu değil. Genelde değil zaten. Hmm, anladım. Yani mezun olana kadar. Mezun olana kadar aynen devam ediyor. Devam ediyor. Yani burada öğrenci arkadaşlar rahat olsunlar. Onlar biraz da şehir efsaneleri aslına bakarsanız da diyebiliriz bazı üniversiteler için kesinlikle. Şimdi bölüm mü önemlidir daha fazla? Üniversite mi önemlidir? Şehir mi önemlidir? Duruma göre değişir elbette, ya da hepsinin bir dengede olması evet, önemlidir. Evet, ben denge profilini öneriyorum burada. Yani bölümün önemli olduğu unsurlar var, üniversitenin önemli olduğu unsurlar var, şehrin önemli olduğu unsurlar var. İşte hepsini masaya koyup aslına bakarsanız birbirinden bağımsız değil de ortaklaşa bir değerlendirme yaparak. Hadi masaya ulaşmak. Koyalım, bir tane örnek üzerinden ilerleyelim. Hı-hı. O zaman kısaca. Şimdi diyelim ki çok istediği bir üniversite var. İşte evet. Çok havalı buluyor orada okumayı. Gerçekten de yıllardır çok önemli mezunlar vermiş bir üniversite. Ama istediği bölüm o üniversitede tutmuyor. Evet. Başka bir üniversitede oluyor ki genelde en büyük ikilemlerden evet. biri bu oluyor. Yani o üniversitenin diplomasını taşıyacağı, o üniversitenin kampüsünde kendini gezerken hayal ediyor işte havalı havalı, o yoldan mı gitsin, yoksa meslek çok önemli, bölüm daha önemlidir, nerede acaba o bölümü tercih ettiğinde yerleşebiliyorsun, ona bakma. Şimdi soruya cevap vermek gibi olacak ama bu tarz durumlarda ben karşı tarafı şu soruyu soruyorum. 4 yıl boyunca hayalini mi gerçekleştirmek, yoksa 30 yıl boyunca hayalini taşıdığın şeyi mi taşımak şeklinde. 4 yıl boyunca güzel bir eğitim, evet, ama sonrasında oradan sonra edindiğin kazanımı başka bir şeye dönüştürmek ya da onu kullanmak için ekstradan çaba mı, yoksa 30 yıl boyunca taşıyacağın etiket, belki en az 30 yıl boyunca taşıyacağın etiket için şimdi bazı fedakarlıkları göze mi almak? Kafam karıştı. Evet. Yani bu, çünkü direkt şudur ya da odur diye cevap verecek bir soru değil. Herkesin öncelikleri farklıdır. Hı hı. Kimisi şunu diyor. Ben hayalim buydu, bunu gerçekleştirdikten sonra gerekirse daha fazla efor harcamaya razıyım. Kimisi de diyor ki yok, hayalim bu evet ama sonrası da benim için önemli. Ki artık şimdi çok keskin çizgiler de yok. O bölümü evet. seçiyor. Okulda çift şimdi ana dal yapıyor. Yan dal yapıyor. Öğrenci öyle. Kulübüyle o çalışmanın bir ucundan tutuyor. Sonra yolu aslında kendi istediği tarafa evet. doğru çekebiliyor öğrenci. Evet, evet. Aynen öyle. O yüzden kişisel özellikler burada daha ön plana çıkıyor. Ve zaten ikinci olarak önerim de şu oluyordu. O üniversitenin bu yan dal, çift ana dal ya da yatay geçiş imkanlarını da değerlendir. Çünkü yine Aral Üniversitesi bazında konuşursam çift ana dal, yan dal, yatay geçiş gibi imkanlar öğrencilere Erasmus, dış ilişkiler, hatta bu tarz olanaklar öğrencileri bir yandan da desteklediği için aslına bakarsanız gerçekten mahrum mu kalacak, yoksa onu bir avantaj olarak mı kullanacak, orada da bireysel belirleyicilik söz konusu. Şimdi çocuk gelişme öğretim üyesi olarak
ailelere ve adaylara, onların psikolojisini en iyi anlayacak kişilerden biri olarak, rehberlik uzmanı olarak ne söylersiniz? Çok kritik dönemlerdeyiz onlar için. Hayatları için önemli bir adım atacaklar. Evet, veliler burada dört dönüyorlar gerçekten. Bir şey söylemek istiyorlar, geriye çekiliyorlar. Söylesem bir türlü sussam gönül razı değil noktasındalar. Hmm. Ama hayat öğrencilerin, ama bilen kişi de veliler. Ben de şunu söylüyorum hep. Yani öğrenciye müdahale etmeyin, ancak sorulursa da geri planda durmayın. Hocam siz de her şeye denge ama denge başka, yani. Hayatta her şey bu kadar dengeli değil. Özellikle tercihler hep diyorsunuz da denge önemli, evet, denge önemli. Geri dönüşü çok zor bu noktanın. Özellikle o pişmanlığı yaşayan öğrenciler adına ben de bu noktada hep şunu söylüyorum. Öğrenci gerekirse kendi kararıyla yüzleşmeli, ama göz göre göre de bazı şeyleri de kapılmasına izin vermemeliyiz noktasındayım, ama yine de burada biraz daha öğrenciden tarafım. Onu da belirteyim. Hmm. Yani evet, çocuğu dinlesinler, ona kararında saygı duysunlar. Evet. İhtiyaç duyduğunda da, gerekli olduğunda da yanlarında yer alsınlar. Yani yanlarında olduğunu hissettirmek belirleyici, o zaman hata bile olsa telafisi olur. Ama hatan da senin, sen kendi başınasın noktası, işte o biraz sıkıntıdır. Yalnız bırakmayın onları, evet, bu süreçte diyorsunuz. Evet, evet. Çok doğru. İstanbul Aral Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Çağlar Ercan. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz değerli bilgiler için. Sizi gördüğüme çok sevindim. Ben tekrardan de öyle. Tekrardan duyurumu ben şöyle yapmak isterim. Seferköy Yerleşkesi, Tepekent Yerleşkesi, Aral Üniversitesi olarak biz web sitemizde de aynı şekilde özel hazırlıklar yaptık. Öğrencilerimize her türlü, bizi seçsinler seçmesinler, bu süreçte yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki, kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Kısa bir ara veriyoruz, aranın ardından karşınızda olacağız.